Belki de bugüne kadar yediğiniz en iyi sakatat tarifini yapacağız. Bugüne kadar ben sakatat yediğimi zannetmişim. İlk defa böyle pişirildiğini görüyorum. Bu kadar lezzetli olacağını düşünemezdim daha önce. Dediğinizi şimdiden duyuyor gibiyim. Tabii ki bunun için yine kritik birkaç adım var önünüzde. Kasaba, markete ya da sakatatçıya gidiyorsunuz. Dükkandaki en iyi beyni alabilmek için ve tertemiz temizlemesi için o en sempatik ses tonunuzu kullanarak dana beyinsi 2 tane, kuzu beyinden yapacaksınız 4 tane istiyorsunuz. Ben dana beyin tercih ediyorum. O yüzden 2 tane yeterli, suya koyarak tarife başlıyorum. Üstünü geçecek kadar su, her zaman sıvı ürünü geçecek her zamanki kural. Küçük buzum kalmamış, o yüzden böyle büyük buz kullanıyorum. Sizi yanıltmasın. 15 dakika boyunca buzlu suyun içinde bekleyecek. Hemen köşede sırasını beklesin. Bir orta boy soğan. Orta boy soğanı ortadan ikiye. Sonra tekrar ikiye. Toplam dörde bölüyoruz. Bir bağ maydanozun sadece yarısının sapları. İki tane defne yaprağı. Bir nevi mukagar ne yapacağız? Pişme sırasında yemeğin içine sarkıtılan otların gerektiği zaman kolayca yemeğin dışına alınması için yapılır. Benim de şimdi yaptığım gibi çoğu zaman mukagar ne iple bağlanarak yapılır ama gerekli görüldüğü zaman da türbente sarılarak hazırlanabilir. Daha sonra bir de uzunlamasına bağlıyorum. Aynen bu şekil. Çok güzel. Bakın ipin böyle uzun olması lazım. Şöyle 5-6 tane karabiber. 15 dakika oldu. Bütün işlemleri hep beraber yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bakın buz hala erimemiş. Çok fazla buz atmak önemli. Buz gibi su elimi sokamıyorum hatta. Hemen bu musluğun altına. Yine de bir kontrol edelim. Ama gerçekten çok iyi temizlemiş. Aralarına kadar temizlemiş, görüyor musunuz? İçinin hakkını vermiş. Beyini alırken mutlaka siz de zarının temizlenmesini isteyin. Bunu da bir kontrol edelim. Tertemiz. Evet, harika. Çok güzel. Zarını temizlemek zor bir işlem değil. Fakat sakatatçıdan alırken mutlaka siz onları temizletin. Ama mutlaka siz yıkarken üstünde zarı kalmış mı kalmamış mı en son kontrol edin. Evdeki bir tencereyle. Yalnız biz tencere kullanmayalım. Siz daha rahat görün. Şöyle büyük bir sos tavası kullanayım. Bir çay kaşığı tuz. Da iki çay kaşığı atalım. Evet. Soğanlar. Karabiber. Beynin üzerine 1-2 santim geçecek kadar oda sıcaklığında su. Kesinlikle sıcak su değil. En ufak koku olmayacak. Sakatat yiyemeyenlerin bile bayıla bayıla yiyeceği eski ustaların birebir tarifini yapıyoruz. Bu hemen ocağa. Evdeki en büyük ocağınızı en harlı şekilde yakıyorsunuz. En güçlü şekilde. İsteyen derin tencere de kullanabilir. Hatta daha da doğru olabilir. Ama ben siz daha rahat görebilirsiniz diye bu tavayı kullanıyorum. Bir taşım kaynamasını bekliyoruz. Süreler çok önemli. Burayı çok iyi dinleyin. Koray, limon atayım mı? Sirke atayım mı? Herhangi başka sebze atayım mı? İsteyen atabilir. Orijinalinde yok. Çünkü ben ne desem şu da konur, bu da konur, şöyle olur, böyle olur. Benden herkes çok biliyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama burada sadece fazla malzeme kullanmış olursunuz. Gereksiz olur. Soğan, karabiber, maydanoz sapları, defne yaprağı fazlasıyla yeterli. Artık kaynamaya başladı. Bir taşım kaynamaktan bahsettiğim buydu. Kaynamaya başladığı anda mukagar hatta şöyle yapalım. Sadece bu işler için kullandığımız telefonla kronometre tutalım. Ateşi kıstıktan sonra eğer beyin dana beyni ise
10 dakika. Kuzu beyni ise 5-6 dakika haşlayacağız. Bizimkisi dana beyni olduğu için 10 dakika haşlayacağız. Su kaybını engellemek için şöyle bir kapak kapatalım. Eğer taşma riski varsa şöyle yarım kapatabilirsiniz. Şu üste toplanan köpükleri yani kefleri muhakkak alın. Almasanız ne olur? Kimse anlamaz ama lezzet kaybı olur. Önemli noktaların üstünden bir geçelim. Soğuk suyla haşlamaya başladık. Suyunu koymadan önce soğanını koyduk, karabiberini koyduk. Daha sonra üstüne soğuk suyunu koyduk. Bir taşım kaynamaya başladıktan sonra maydanozunu ve defne yaprağını içine bıraktık. 10 dakika kaynamasını bekliyoruz şu anda. Şu anda en ufak koku yok. Yok ben sakatata dokunamam. Kokuyor diye yiyemem. Yiyebilseydim, bir tadına bakabilseydim diye merak edenler bu tarifi mutlaka bir denesin. Ocağımın altını kapatıyorum. Elimin değeceği kadar soğuması için hemen köşeye alıyorum. Bu arada hazırlıklarımı yapacağım. 2 yumurta. Koray beyinde yumurta mı? Beyin tava yapıyoruz. En eski usul. İyice çırptığından emin ol. Tamamen birbirine girsin yumurta. Bu düzeneyi unutmayın. İki şekil sunum göstereceğim. Bir tanesi lüks restoranlarda nasıl servis yapıldı. Diğeri ise meyhanelerde meyhaneci ustaların yaptığı gibi. Ya gravyer peyniri ya da kaşar peyniri kullanacağız. İkisi de kullanılır. Yoklukların kanalıyız. Gravyer tabii ki yok. Harika. Un. Ne kadar beyin kullanıyorsanız o kadar un. Unu size ayıracaksınız ama yarım bardakta bir bardak gibi düşünün. 1-2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Hafif acı isteyen 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı tuz. Bakın bunu küçümsemeyin. Çok az un kullanacağız. Çok az malzeme kullanacağız ama maksimum yararlanacağız. Baharatları iç içe getirin unla. Gördüğünüz gibi hemen iç içe girdi. Müthiş. Al böyle köşeye. Bakın ufacık yerde nasıl verimli çalışıyoruz. Farkındasınız değil mi? Şöyle bir bakalım. Kontrol edelim. Evet el değiyor. Süzdürerek hemen şöyle alıyoruz. Bakın şimdi. Beyni şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Şöyle büyük parçalar halinde ayırıyorum. 1, 2, 3, 4 parçaya böldüm. Diğer tarafı. Hemen ikinci. Zaten bu ikiye bölünmüş. İsterseniz böyle ikiye bölüp daha sonra bu şekilde de bölebilirsiniz. Yani daha çok parçaya. Top sizde hiç fark etmez. Harika. Tuz. Karabiber. Müthiş bir şey yapıyoruz, müthiş. Bunu daha önce yemeyen bana dua edecek. Sonra bana demeyin ya Koray ben bunu yaptım. Böyle sürünce yapışmadı. Hayır. Aynen böyle elinizle yapıştıracaksınız. Bu şekil olacak. Hemen kapat. Bu sistemi küçümsemeyin. Al böyle. Kaşar peynirler buraya. Bunları unutmayın. Bunlar kaşar peynirli. Hemen diğer kalanlar. Kapat. Kontrol edelim. Görüyorsunuz değil mi? Hemen 3-5 kere sallamada her yer un oldu. Her yeri unlandı. Görüyorsunuz. Toparladı kendisini. Bu sistemi unutmayın. Çok az un kullanıp maksimum fayda sağlıyoruz. Artık ocağımızın başına geçebiliriz. Arkadaşlarla zaten maç seyredeceğiz. Onlar da gelmek üzeredir. Ayçiçek yağı. Bunda zeytinyağı falan olmaz. Aklınızda bulunsun. Ayçiçek yağı. Evet. Az yağda da kızartabilirsiniz. Çok yağda da size kalmış. Çok yağ daha kolay olur. Düzeneyi kuralım.
Beyinler burada. Yumurtamız burada. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Attığım zaman şöyle bir kızmasını istiyorum. Önce yumurtaya. Evet. İki tarafında sarı, altın sarısı olana kadar pişiriyoruz. Zaten görüntüden görüyorsunuz. Topu topu 5 dakika sürdü kızartmam. Görüyorsunuz değil mi? Şunu sana ben beyin diye getirmesem mide diye yer misin? Vallahi yiyecek. Zaten içerikler yiyecek. Bu arada Barbaros geldi. Delikanlı Barbaros benim çocukluk arkadaşım. Onun değerli yorumlarını alacağız yemek hakkında. Topu topu 5 dakika. Barbaros dur dur. Ya. Tadım yapacağız seninle. Sen kaybolma. Delikanlı Barbaros. Öbürleri gelmez. Fatih. Bu yemeklerin bir anlamı olmalı. Senin için yapıyoruz. Fatih Allah razı olsun senden ya. Fatih yanlış hatırlamıyorsam postanede çalışıyordu. Almanya'da. Vallahi. Arkadaşlar. Bak. Kaşar peynirleri de ayarlayalım. Evet. Oğlum farklı bir şey var mı? Muhteşem bir şey oluyor. Çok ciddi söylüyorum. Çok iyi değil mi tadı? Çok. Çok iyi. Öyle böyle değil. Artık alalım Barbaros. Ne Allah. Dersin? Bak bunlar da şekilli şukullu oluyor. Bunlar bak. Çok iyi oldu. Biliyor musun? Bunlar daha iyi oldu. Al. Tabi bunu böyle dağılmadan tutmak da zor. Hep yüksek ateşteyiz. Onları da şöyle alalım bari. Ne dersin? Abi burada bundan lezzetliyse gömülüm düştüm ben çalışıyorum. Bunlar kaşarlı. Nasıl oldu? Vallahi bilmiyorum. Sade. Bak iki beyinden bayağı da çıktı farkında mısın? Çok. Kaşar peyniri sıcakken kaşarla başla. Hı. Evet. Hangisini seviyorsun? Önce vardı ya hani bu. Evet. Her zaman gibi sizin hakkınız. Yok abi bu sefer ben yiyeceğim. Açın ağzınızı. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi olmuş. Öbürüne bak. Tuzumuzu nasıl? Biraz tuz ekebiliriz. Şöyle yapalım. Hiç götürmeyelim bunları ya. Sana anlatamadığın duyguları anlatayım. İçi sulu. Evet. Üstü gevrek. Duyacağım çıtır çıtır. Ya. Beyin diye yiyen olmaz mı? Bugüne kadar yediğin en iyi beyin mi? Bu harika bir şey. Söğüşten iyi mi? Bak çok iyi bir şey bu. Harika olmuş. İçeriden gelmiyorlar. Bir de anneme tattıralım. Ne kadar çok olmuş böyle. Hiç beyine benzemiyor. Güzel. Herkes aynı şey söylüyor. Nasıl? Tadı nasıl? Çok güzel olmuş. Arkadaki kaşarlıdan al. Direkt al ya. Yağ çekmedi bir şey yapma. Kıyır. Beğendin yani. Sen beğendin mi? Vallahi ben çok beğendim. Hiç beyine benzemiyor ki. Hiç hakikaten yok. Bu gerçek beyin tava ya. Şöyle yapalım bakın. Bak şimdi bu beyin ya. Görüyor musunuz? İçi nasıl? Şuraya bak nasıl sulu içi. Şu elimi sürüyorum Barbaros ama yapacak bir şey yok. Ya ben yerim ya sıkıntı yok. Bakın bu kaşarlı olan. Görüyor musunuz? Tadına bakalım. İkisi de güzel olmuş ama bak. Ben... Şunu daha çok beğendim. Kaşığını görüyor musun? Hangisi de beğendin hani? Ben normalde sakatat yiyemem. Bu acayip bir şey. AT için yaptık. AT çok teşekkür ederiz sana bu akşam için. Maç başlamak üzere. İzleyip abone olmayanlar. Gözüm üstünüzde. Olmayın bakalım nereye kalmayacaksınız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.